Ya hayır, özelliği seçemedim ya. Merhaba arkadaşlar, Gamer'de kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Test server'dayken Vecna'nın videosunu çekememiştim biliyorsunuz ki. Şimdi yaklaşık olarak bir hafta önce ana oyuna eklendi ve buradayken deneyeceğim. Ali'nin hesabındayım bu arada, o yüzden oluşacak tüm zararlardan Ali sorumludur, onu söyleyeyim. Şöyle mal gibi bir build hazırlamış Ali bana, ben size onu anlatayım. İlk perk'ümüz ceza kancası yankılanan acı. Mücadelenin başında 4 rastgele kanca ceza kancasına dönüşüyor. Ve bir kurbanı ilk ceza kancaya asışımda, yani her kurban için yalnızca bir kere çalıştırabiliyorsunuz. En fazla ilerlemeyi sahip olan jeneratör patlıyor ve anında %20 geriliyor. İkinci perk'ümüz gerilim dalgalanması. Bir kurbanı normal saldırımızla, yani mouse sol tık ile yere düşürürsek 32 metre alan içerisindeki bütün jeneratörler anında patlıyor ve direkt olarak %8 geriliyorlar. Üçüncü perk'ümüz hemşirelik içgüdüsü. 28 metre yakınımızda birisi iyileşiyorsa ya da herhangi birini iyileştiriyorsa yerlerini görmemizi sağlıyor. Son perk'üm de seri vahşet. Bir kurbanı normal saldırımızla yaraladığımız zaman 10 saniyeliğine %5 surat etkisi kazanıyoruz. Yani hareket hızımız artıyor. Eklentilerimizde de ilk eklentim süslü boynuz. Lanetlilerin uçuşu ile çağrılan ruhların sayısını 1 arttırıyor. 5 tane ruh geliyordu, 6'ya çıkartıyor bunu. İkinci eklentimde büyü depolama yüzüğü. Tüm büyülerin bekleme süresini 5 saniye azaltıyor. Bence güçlü bir eklenti. Yani katil oynamayı özledim diyeceğim ama arkadaşlar yalan olduğunu muhtemelen suratından anlayacaksınız. Orada yeni map mi geldi? Aynen. Yani iyi mi oldu kötü mü oldu bilemedim. Killer'ı daha bilmiyorum. Map'i bilmiyorum. Spotlarını falan. Dur şunların bir isimlerini ezberlemem lazım. En sıkıntı kısım bence bu ya. Bu lanetlerin uçuşuymuş. Bu ne? Bu def etme küresi. Def etme küresini şöyle aşağı yollasam arkadaşlar. Takılsa oralarda. Aha, birini gösterdi Jenden. Merhabalar Ace Fiskoskis. Diğer iki özelliğime de bakacağım. Direkt paleti devirdim diyorsun. Hopsa, güzel. İyi başladık. Biraz akıllı başladık. Paleti geri kullansın diye kaldırdım ama tabii tercih etmedi. Paleti bloklamaya çalışıyorum İbrahim hocamdan gördüğüm kadarıyla ama yapamadım. Önüne geçip paleti bloklasaydım güzel olabilirdi. Yani adam iyi oynamıyor ama şu an özellik deneyeceğim diye bir tık satıyorum. Yani düze M1 kovalasam muhtemelen çoktan düşürmüştüm adamı. Mesela burada niye M1 denemedim değil mi? Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Şöyle bir küre. Bir de portal falan bulur şimdi değil mi? Nasıl lan? Devam edebilirdim arkasından aslında ama. Yok ya, sen bayağı zekisin ha. Sen de mi portala girdin? Hadi bakalım. Geliyorum. Ben de geliyorum. Oo, iki can bitti. Bir tık sıçanız ya arkadaşlar. Oho, mahvolduk. Sen kaldın mı lan? He? Beni de alır mısınız? Anladım bari oğlum etkit bastığını ama yapacak da çok bir şey yoktu. Vay! Aha, kime vurdum lan? O kim oğlum? Arkadaşım kusura bakma. Ceza kurşununa gittin. Yani güzel. Değil aslında da. Sıkıntı yok. İlk maç. İlk maçta arkadaşlar. Öğreneceğiz. Şöyle bir uçuş kullansam. İyi kullandım lan. Ama çok mu stun yiyor uçuştan sonra? Gerçi yemesi de lazım ama değil mi? Bu palet? Bu palet ne oğlum? Lan bu palet ne? Bu ne? Bayağı bozuk yani, yamuk bir palet bu. Bu ne lan? Def etme küresini tekrar şöyle bir yolla, tamam mı? Ha, gördüm galiba. Aynen de öyle. Mırıbı. Beyefendi ucundan bir tunnel diyebilirsiniz sanırım, emin değilim. Ya paleti kapattım da. Tamam sen git, bir boka yaramayacaksın şu an, seni düşürmem hiçbir işime yaramayacak. Bari lanetlerin uçuşu. O da bir işe yaramadı. Portal var, önünde portal var, yetişmesin. Lan ne portalı, palet varmış burada, anasını satayım. Çok akıllı oynadı ya. Güzel. Burayı da ben akıllı oynadım. Oğlum ben burada kaybolurum. Dışarı nasıl çıkacağım ya? Heh, şurada portal var. Merhaba Hacı babam. Woohoo, güzel, iyiyiz. Ben niye gol atmış gibi sevindim ya. Def etme küresini şu kancaya doğru yolla diyeceğim. Cem bitti. Sana bir uçup bir... Anana bir gireyim senin uçup. Tanılıcı purpo geliyor, tanılıcı purpo geliyor.
Ay nasıl değmedi lan o? Salak bozuk yaratık ya. O ne yapıyor? Güzel, şu an morimizi dağıtalım arkadaşlar. Büyük ihtimal sansürlü bir mori gördük ama. Evet. Küçük kardeşlerimiz de izlediği için. Ya keşke morilere özel bir arena gibi bir yer olsa ya. Yani bu ne anasını satayım? Ne izledim yani ben şu an? Bu jen geriliyor. Şuna doğru bir uçalım bakalım. Yani çok kötü kaldı jenler. Ace'i bulmuşsam süper olur diyecektim ki Ace'i bulmuşum. Ya atlamış direkt oradan, fake versem. Enayi ya. Bu spot var ya, inanılmaz güçlü ya. Gerçekten yani hani adamın son asılışı olduğu için mecbur kovalayacağım bunu. Tam kapandı bura. Yani bir tane spotun hayvanlığı yüzünden adam beni mahvetti şu an ya. Gerçekten bir tane spotun hayvanlığı yüzünden. Kral gel be. Yeter anasını satayım, bu oyunun da portalları neymiş ya? Şerefsiz portalları ezberlemiş. Ya git oradan bir diğer portala da git. Sınırsız şey şu an. Yine geçebiliyor mu oradan? Geçebiliyor. Bayağı sınırsız chase. Oh yine buraya geldik, çok güzel. Senin portalına sıçayım. Hemen geçerken vurulmuyor, yoksa vuracağım da. Oldu aslanım, oldu. Ha, yaptın onu şu an. Yani güzel, ilk maçımda bence ortalama oynadım. Yine arkadaşlar sansürlü bir mori. Özellikleri bence fena kullanmadım ama yine Gen Rush'ı durduramadım tabii. Yani şu an bahane olarak sunabileceğim tek şey bence harita. Çünkü harita killer tarafındayken gerçekten hiç bilmiyorum. Survivor tarafındayken de şey olarak oynamıştım. Fırsat penceresiyle oynamıştım. Onun harici berabere bitti yani, 2 kill temiz bence. Gitar çalıyor ne karşımda Ganzi? Hadi bakalım bir de şöyle bildiğimiz bir map'te deneyelim. Direkt def etme küresiyle başlamak bence mantıklı. Şöyle şuraya doğru bir yollayayım. Mırıp'ı. Ne oldu beyefendi, paleti mi devirecektiniz ha? Güzel, eğilip en azından zaman kaybetmesine sebep olduk. Ve Zord. Şöyle bir uçuş. Bu uçuş özelliğini kullanması aşırı keyifli yalnız var ya. Şöyle bir beleşit mi alsak ya kancanın oradan? Umarım birbirinizi yıllamak gibi hatalar yapmıyorsunuzdur. Güzel. Enerjiyle ojeni de patlattık. Bir de şuna beyaz kanca yapsam. Hemencik bir beyaz kanca. Bir de en yüksek jeni tekrar patlatalım şöyle. Şuraya bir görünmezlik pelerini miydi? Neydi bunun adı ya? Üste birisi. Bırak o sandığı. Şşşt. Kesin elimi götümü bir şey mi buldu ya? Ya çok kötü oynadım. Bu sefer de güzel oynadım. Fake'li make'li böyle ilginçli bir şeylerle. Ya oğlum. Yukarıda bok var galiba. Hanımefendi sadece yukarıda bir şeyler yapabiliyor çünkü. Kral selam. Ya şerefsiz. Akıllı oynadı. Biz de akıllı oynadık. Yani biraz ortada maç şu an. Onlar öne geçti. Bu oyunda arkadaşlar ne zaman beyaz kancaya birini asacaksam kesin jam bitiyor yani. Asla o adam o kancaya yetişmiyor. Yemin ediyorum yetiştiğini daha şu ana kadar görmedim ya. Yanımdan geçmiş. İke bak. Neyse biz arkadaşlar sakin sakin oyunumuzu oynamaya çalışalım. Bu adamı ikidir şu palette kilitliyorum anasını satayım. Beyaz kanca var mı? Var. Bu adamı beyaza asmamıştım. O yüzden şimdi beyaza asacağım. Böyle de mantıklı bir açılım yapmak istedim sizlere arkadaşlar. Umarım beni mantıklı bulmuşsunuzdur. Bu küreyi doğru mu kullanıyorum bilmiyorum da böyle birini alsınca atıyorum önlerde bir yerde uçsun dursun yani. Çok iyi. Anladı onu yapacağımı. Ama kör. Yani onu yapacağımı anladı da kendisinin gözü ve kulağı olmadığı için. Şu an birisini aradan çıkarmam lazım. Şuna bir uçup tunnel'ı vurmam lazım şu an. Dur. O arkadan kaynamaya çalışacak büyük ihtimal, aynen öyle. Güzel. Dwight burayı Razor oynadı derken burayı da iyi oynadı. Ama şimdi sıçtı batırdı. Morim yok. Hocam daha çok ilerlememiş. Şöyle şu çok uzaktakine. Çok uzaktaki can kaldı yani. Canları güzel bırakıyorlar birkaç maçtır. Nicholas'ın da son. Onu da indirsem aslında. Hanımefendi koş. Şunu bir yaralayayım. Sonra defolsun gitsin, tamam mı? Şuraya da bir küre. Nicholas olsun. Nicholas olsun. Çok güzel. Çok güzel.
Kılıçım perk'ü hatırladı, şeyi, özelliğimi hatırladım. Hep sana nasip oluyor ama. Oo, aynı yerde kaldı. Süperiz be. Bence gayet iyi oynadım bu maç. Bu arada arkadaşlar, hemşire içgüdü spor'ünü çıkartıp Noe'de geçtim. Ya bu niye dolandırıcı emlakçı gibi beni sürekli yukarıya getiriyor ya? Bunun ne alıp veremediği var bu yukarıyla? Balansı varmış, neden getirdiği anlaşıldı. Bitmiyor ki, anasını sattığımın yerinde. Al, küre de al, anasını satayım. Al. Bayağı MMORPG oynuyorum şu an ya. Heh, orayla da birleştir derken ne sattı lan? Ay. Ya ne gerek var şu an arkadaşına? Alıp ne yapacaksın ki yani? Hani ne geçecek eline, anladın mı? Oradan diğer palete bağlamaya çalışacağım büyük ihtimal. Bağlayamadın gibi. Kayıtlara geçmesin. Ya seni şu yukarıda... Şimdi pis pis konuşturacak beni ya. Bu maç mesela inanılmaz keyif aldım yani. Ben kasmalı bir şey oyunu oynuyor gibiydim. Böyle MMORPG oynuyor gibiydim sanki. Bu map'in gelme oranı falan mı arttı? Ne oldu böyle? Neyse ki özelliklerinin yerini biraz daha çözdüm gibi arkadaşlar. Ya bu map şimdi arkadaşlar... Bu tarz maplerin sıkıntısını biliyor musunuz killer açısından? Yani nereye gideceğiz? Her yer şey yani... Lan kime vurdum? Yine bir kaza kurşunu vakası arkadaşlar. Dedeciğim. İçeride kim var ya? Şu paleti bir daha kullanır mısınız rica etsem? Tamam, güzel. Salakça bir gameplaydi. Zaten bir tane fake'e göt vereceğiniz çok belliydi. Claude Hanım. Ama farkındaysanız hanım diyorum yani. Saygılıyım. Dede. Hop. Paleti kilitledik dedeye yine. Bir şey diyeceğim. İnanılmaz keyifli killer. Yani şu an iyi oynadığım için mi böyle görünüyor bana bilmiyorum ama. Gerçi iyi oynayabildiğime göre bir şekilde killer'ın bir makara masyonu vardır değil mi arkadaşlar? Bura bu kadar uzun muymuş? Nereye dolandım ya? Bayağı Arap turist alan taksici gibi dolandım yani. Dede sen bu değilsin. Boş yapma ya. Sen bu değilsin ya. El ayağım tutmuyor daha, şerefsiz herif. Gel sen palet şeyini durdurmayı seversin. Bir tane fake zaten yattı yere. Bu ne yapıyor ya? Ha bir de 16 raid ya. Yani benim için daha iyi olamazdı ya. Dede devam et. Ya dede. Vallahi billahi bak, benim canımı sıkmaya başladın sen ya. Ha evet tamam, devam et şimdi. Müthiş bir hasardı. Ya hasar aldığınız adama bir bakın, anasını satayım. Hala özelliğimin olup olmadığını anlamıyor ya. Adama 25 tane palet kapattım. 26.'yı beklemiyor yani. Mahvettim ya ben. Nasıl canavar oldum şu an? Bayağı bir Nesquik canavarı oldum şu an ben. Bravo şeref seni. Killer'ın olayı ne biliyor musunuz? Çaresiz bırakıyor size. Yani eğileyim, yaratığımı dojdayım, killer'dan mı kaçayım, küreye mi görünmeyeyim? Vurdun mu? Nasıl? Nasıl vuramadım ya? Hadi gir portala gir, biraz daha aşağıya izleyelim. Bu ne anasını satayım ya? Bak yanında sandık açıyor biri. Çekil lan önümden. Hanımefendi paleti kaldırdım. Ya en malı bile şu spotu oynayabiliyorsa harbiden bu spot güçlü lanet bir spot demektir ya. Bence bu spotun şurasına bir yerine bir kırılan kapı falan gelmesi lazım. Kazandığım maçta bile hala spotu ağlıyorum ya. Burada olabilir mi bre? Orası neresi anasını satayım ya? Of, iki kişi yine o uyuz oyun... tarzına geçtiler Allah'ım ya. Uğraştıracaklar beni şimdi 5 saat. Aha. Mırıbı. Tamam 4 kill'le uğraşamam.
Uçuş kullanmıyor muydum ben ya? Nasıl alttaki paleti kapattım oğlum? Hiç aşağıda da çıkıyor mu? Risk alacağım. Buralarda bir yerde arayacağım. Aşağıda çıkmaz bence. Aldığımız Rix işe yarayacak mı? Sen kimsin? Havadayken attım tabii, hiç böyle eğilme azalma şeyleri yok kerataların. Ya buldu. Ya şu azıcık ileriden başladım ya dolanmaya. Hay şansıma ya. Neyse GG, bayağı iyi maçtı, aşırı keyif aldım. Bu map hangi map? Şey Alien'ın haritası lan diyorum, ne oluyor? Killer'da arkadaşlar ilk çözmeniz gereken şey ne biliyor musunuz? Özelliklerin yeri. Onları hemen ezberlerseniz, şöyle hemen hangisine geçeceğinizi falan, işi bitirirsiniz. Misal. Bir tane hasar direkt garanti. Shot! Stun'ı kardeşim bir dahakine uzaydan at diyeceğim. Zaten uzaydayız. Yine minik map şakaları. Ne ayak? Al küre. Zaten görünen adama küre atıyoruz arkadaşlar. Yani bizim de makara masyonumuz bir değişik, anladın mı? Çok güçlü spot ya. Kıracağız mecbur. Lan sen kimsin? Ha? Oraya tek kişi girip iki kişi çıkmayı nasıl becerdiniz? Tamam seni alalım. Sen biraz daha salak gibisin sanki. Ne dedin o işe? Uzakta değil miydi bu ya? Hayır. Hayır ya. Maç gitti. Maçı götüren hamle. Maçı götüren hamleyi boş ver. Tunnel Camp. Aklınıza gelen her türlü çirkefliği yapmama sebep olan hamle. Süpersin oğlum lan sen Purpo. Bu kim ama? Alo, küremi ver oğlum. Nasıl ya? Güzel eğildi, biraz zaman kaybetti en azından. En akıllıları bu gibi ama. Evet, sıçırttık arkadaşlar en akıllılarını. Seni de şöyle beyazladık mı? Hala bak yanımda, yani bu saygısızlık. Lan karşıda Ahmet diye biri varmış. Adaşım. Vay, no fake deniyoruz. Bu niye Hollywood filmlerindeki ajanlar gibi ya şu an? Paleti erken kapattım bu arada ya. Ya şu kadar sakin olamazsın yani. Saçmalık, anladın mı? Baya baya saçmaladı şu an yani. Neyse ki buradaki paleti yenmişti. Bak ya beni uyuz uyuz yerlere getiriyor ya. Ahmetciğim tebrik ederim, güzel oynadın. Bir daha oyalama beni öyle, tamam mı? Yetişir mi bilmiyorum vallahi, paleti kilitledim ama yetişmeyecek gibi duruyor. Tamam, paleti alalım en azından, güçlü bir palet. O ne öyle? Bak yaralı yaralı bu gene oturmuş ya. Peki tamam, inat et bakayım o jende. İnat et bakayım ojen de. O dönüp bir de ojeni bitirecek. Yani güzel oynamıştım ama yine maksimum 1-2 kill alacağız gibi duruyor. Bu map'in spotları bu kadar güçlü müymüş ya? Bizim hiç haberimiz yok. Biraz şımardın sanki bu spotta. Ne dedin o işe? Bunun sonu oluyor. Şunu alıp gidelim ya, ne dersiniz? Belki Noed'de de bir tane alırız. Yetişir mi? Belki yetişmez. Ya oğlum. Küremi geri ver. Karşıdan atlamamayı tercih ettim demek. Yetişir mi sizce? Yetişti galiba. Ama bizde de var bir şeyler aslanım. Hiçbir şey yapmasa bile şöyle eğilmesine sebep oluyor ya adamın. Çok güzel ya. Ama ben burada büyük ihtimal palet seveceğim. Bunu nasıl yaparız? Oğlum sen kimsin amına? Noed'i gördüler ya. Noed'i gördüler ya. Allah kahretsin. Adam adrenalinle kalk diye Noed'i gördüler. Belki almaya gelirlerdi, indirirdim birisini ya. Okey GG. Güzel maçtı. Zor maçtı. Yani zorladılar beni bayağı bir. Bence iyi de oynuyorlardı. Bilgililerdi chase'lerde falan. Berabere bitti. Aslında bu maçı son maç planlıyordum ama böyle biraz içimde kaldı. Çünkü maçı alabilir gibiydim. Birkaç nokta geldi elime. Değerlendiremedim. Bir maç daha atacağım o yüzden. Genelde böyle içimde kaldı diye girdiğim son maçlar daha da içimde kalıyor ama. Oo. Ne ayak? Hemen jen falan.
Oğlum ne yapıyorsun yani? Ben onu istemedim ki ya. Ha? O timing öyle mi oluyormuş ya? Devirdiği zaman direkt kaldırıyor muymuş öyle yapınca? Süpersin lan sen. Purpo var ya, killer'ı yavaştan bitirmeye başladın ya. Şuradan biri geliyor. Tam böyle gelişine vursam diyordum. Vuramadım. Ya hayır. Özelliği seçemedim ya. Hızlı olacağım diye özelliği seçemedim. Düz M1 denemek zorunda kaldım salak gibi ya. Vay, bu hitleri sadece ben yemiyormuşum demek ki. Burayı yuvası yaptı ya, killer şeki. O ne oğlum? Güzel fake'i yedirttirdik de. Yetiştim gibi. Hiç beyaz kanca falan alamadık ki ya. Ha, yerim onu. Gel gel diyor. Peki geldim. Geldim. Ne oldu? Ya bir tane takımda yok ki jenleri şöyle kötü konumda bıraksın ya. Kim anasını satayım. Noedim'i biliyorlar artık. Noedim yok artık arkadaşlar. Gelişlere bak Allah'ım ya. Geliyorsanız gelin. Gerizekalılar ya. 3 kişi Noed olmayan yerden adam alamadılar ya. Mal? Ne oldu? Ey Allah'ım ya. Bunda kurtuluş. Bir şey diyeyim mi? Bunda %100 kurtuluş var. İzle. Yokmuş lan. Ama atacak deme attempt. Atarsa siler giderim oyunu. Killer müthiş keyifli. Oynaması, maçı kaybetseniz bile çok keyifli. Ama bu Gen Rush bir şekilde durdurulmuyor arkadaşlar. Bu oyunun illa yetenek gerektiren bir şeyi var diyeceksek bu Gen Rush'tır. Chase'i falan bir şekilde birileri hallediyor. Ama Gen Rush'ı durdurabilen gerçekten bana göre yeteneklidir yani. Ben durduramıyorum, bilmiyorum. 7 yıldır çözemedim yani. Umarım videodan keyif almışsınızdır gençler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.